Evet arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Unity'de envanter sistemimiz olsun veyahut da market sistemimiz ya da sıralı itemlerimizin bulunduğu bir çeşit bir yapı olsun arkadaşlar. Bu çeşit yapılarda itemlerimizin düzeni için veyahut da güzel bir tasarım elde edebilmek için belli başlı şeylere dikkat edilmesi gerektiğini herkes biliyor. Peki biz bu çeşit bir sistemde envanterimizin veya da marketimizin güzel görünmesi için ve bunların sıralı bir şekilde olması için ne kullanıyoruz arkadaşlar? Unity'de grid layout komponenti var arkadaşlar. Bu bize ne gibi faydalar sağlıyor? Bunları örnek vererek açıklayacağım ve sırayla gideceğiz arkadaşlar. Şu şekilde düşünelim. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şu. Bizim diyelim ki bir tane panelimiz var. Şu şekilde. Panele fokuslanalım. Şöyle T harfine basıp panelimi istediğim doğrultuda küçülttüğüm arkadaşlar. Diyelim ki böyle bir panelimiz var arkadaşlar. Şu şekilde bir yapıda. İçinin background'unda alfa değerini arttırayım. Şu şekilde. Peki ben bu envanterimi, itemlerimi attığımda nasıl bir görsel oluyor? Normal şartlarda şu şekilde bir şey olması lazım arkadaşlar. Bunun itemim olduğunu düşünelim. Şöyle Ctrl ile D yardımıyla çoğaltıyorum. Şimdi bir de diyelim ki arkadaşlar şurada bir şey var. Şöyle daha kolay anlaşılması için. Şimdi arkadaşlar bu benim marketim olsun ve envanter düzenim de bu markete göre uyarlanmış olsun. Peki burada arkadaşların çok sıkça sorduğu soru şu. Burada aldığım sıkıntı şu oluyor diyorlar arkadaşlar. Mesela buradaki itemi aldığımda envanterde de buradaki itemin aktifleştiğini düşünürsek bütün buralar boş, en alttan bu açık. Hani saçma bir yapıda olacak. Ya da şunu aldım, şunla şu açık, şuraların hepsi boş. Yani görsellik açısından çok kötü bir görüntüye sahip olacak arkadaşlar. Yani biz itemlerimizi aldığımızda şunu aldım mesela, gelip böyle sona dizilmesi lazım. Sonra bir şey daha aldım, böyle sıralı sıralı gitmesi lazım. Peki biz bunu nasıl sağlayacağız? İşte arkadaşlar böyle bir durumda yardımımıza grid layout komponenti koşuyor. Bunu da nasıl kullanıyoruz? Şimdi şu butonları siliyorum arkadaşlar, fazla butonları. Bir tane buton bıraktım. Neden bir tane bıraktım? Burada envanterimizde oluşacak nesnenin arkadaşlar açıkçası prototipi diyebiliriz. Yani mesela bu, ben buna prototip ismini vereyim. Prototip ve içine de item diyelim. Şimdi arkadaşlar mesela bu bizim böyle bir itemimiz. Peki bu item neler barındıracak? Biliyorsunuz ki birden çok şey barındırabilir. Hani kullanılıyor. Şurada bir kapat butonu olabilir. Hani onu da ekleyelim hatta şöyle. Yani güzel bir görsel elde edelim. Mesela şurasında bir böyle kapatma butonu olabilir arkadaşlar. Onu da şöyle büyükçe bir X şöyle. Şimdi şu şekilde bir itemim olabilir arkadaşlar. Burada ismi yazar. Bunu artık sizin oyun yapınıza göre uyarlamanız lazım. Bunu uyarladıktan sonra bu prototipi buraya prefabını alıyorsunuz arkadaşlar. Direkt hiyerarşiden çekip asset kısmına bırakıyorum. Buradan da prototipimi siliyorum. Şimdi peki ben grid layout'u nerede kullanacağım arkadaşlar? Hani ilk başta onu şey yapmam lazım. Şimdi ben panel üstünde kullanacağım anlatırken. Siz tabi oyununuza göre artık belki de bir create empty'de kullanırsınız. Veyahut da başka bir nesnenize uyarlayabilirsiniz. Yani sadece panel üstünde kullanılmıyor. Buraya arkadaşlar grid layout, yani şöyle tekrardan yazalım. Grid layout group diyor arkadaşlar. Bunu ekliyorum. Ve burada belli başlı ayarlar çıkıyor. Şimdilik şu hücre büyüklüklerini 50'ye 50 yapayım arkadaşlar. Çok büyük çıkmasın. Bu atacağımız nesnenin büyüklüğü arkadaşlar. Hani şöyle panelime bıraktım. Bakın şu şekilde çıkacak.
Şimdi arkadaşlar grid layout'un genel yapısından kısaca burada değineyim. Sonradan nasıl olduğuna geçelim. Şimdi arkadaşlar buraya bunu eklemeden önce şöyle düşünün. Ben buraya ekliyorum. Yine ekliyorum. Bakın arkadaşlar şöyle tekrardan yanlış yere attım. Bunlar nereye kayboldu arkadaşlar? Hepsi bunun üst üste geldi. Bakın. Ben böyle bir şey istemiyorum. Bu yapıda olsun istemiyorum. Şimdi peki ben panelim üstünden grid layout'u tekrardan etkinleştirip şimdi prototiplerimi atıyorum arkadaşlar. Tekrardan atıyorum. Tekrardan atıyorum. Bakın arkadaşlar sonuna ekleniyor. Sıralı bir şekilde. Bunları şuradaki ayarlardan şimdilik düşünerek düzenleyelim arkadaşlar. Sonra kodlamayla da bunların eklenmesini veyahut da çıkarılmasını yaparız. Şimdi arkadaşlar şu padding kısmı bunun yerleştiği alanda, yani biz bunu panele göre uyarladık. Şu an bu paneli grid layout olarak düşünün. Soldan sağdan nasıl bir düzende olsun? Mesela soldan 10 geldi. Sağdan gelmesine gerek yok. Ya da oradan da 10 gelsin. Yukarıdan 25 mesela tam oturdu arkadaşlar. Aşağıdan da yine 25 diyelim, eşit olsun. Bunu yaptıktan sonra cell size, hücre büyüklüğü arkadaşlar, bunu söylemiştim. Şu koyduğumuz itemlerin büyüklüğü. Şöyle arttırabiliriz. Onu da hatta 70 70 desem. Şöyle olacak. Evet arkadaşlar böyle olsun. Ondan sonra spacing bu arkadaşlar aralarındaki boşluk. X ekseninde şöyle boşluk olsun. Çünkü biz itemlerimizi zaten görselliği güzel olsun diye bunu kullanıyoruz. Şöyle 35 dedim arkadaşlar. Y'den boşluk olmasına gerek. Onu da 35 yapalım. Bu da aşağıya geçtiğinde aralarındaki boşluk olacak arkadaşlar. Start corner başlama noktası arkadaşlar. Sol üstten başlamış. Bunu sağ üstten de başlatabilirsiniz. Sol alttan ve sağ alttan. Biz tabii ki sol üstten başlatarak dizileceğiz. Start axis. Arkadaşlar bu da ekseni. Yani böyle soldan sağa doğru dizilip aşağı aşağı gidecek. Veyahut da vertical seçeneği var. Dikey olarak, yani böyle inip sonra buraya çıkıp böyle böyle bu tarz inişler olacak arkadaşlar. Bu çocuk şeyleri için, çocuk nesneleri için constraints'te bunu çok kullanmadım arkadaşlar. Bu da sütunlar arasında ya da satırlar arasında işlemler için. Şimdi biz bu itemlerimizi silelim. Grid layout'un genel yapısını ayarlamış olduk arkadaşlar. Şimdi itemlerimizi silip bunu kod yardımıyla yani şey yapalım. Buraya ekleyelim. Şimdi buraya ben bir tane Create'den C Sharp script oluşturuyorum arkadaşlar. Buraya itemlerim diyebilirim. Girdim. Şu şekilde arkadaşlar. Yes diyeyim. Diğer işlemlerle, yani diğer kodlarımla etkileşimde bulunsun. Şimdi yapmam gereken arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim buradaki tanımladığım objem bir game object. O yüzden public game object item prototip diyeyim. Prototip. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu item prototip bizim prefab nesnemize atacağımız obje. Buraya da oyun başladığı anda şöyle diyebiliriz arkadaşlar. For döngüsü yardımıyla çoklu nesne direkt atalım. Yani elle sürüklemek yerine itemlerimizi başladığı anda otomatik olarak dizilişini sağlayalım. Şöyle i küçük 10, i++, ondan sonra parantezlerimi açıp şimdi arkadaşlar direkt doğrudan itemi instant edebiliriz. Ama böyle durumlarda ben instant edilecek objeyi farklı bir değişkende tutmayı daha mantıklı buluyorum arkadaşlar. Ona da slot diyelim. Şimdi şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Slot eşittir. Instant hangi objeden üreteceğim? İtem prototip. Bu şekilde üretiyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım. Kodumuzu main kameramıza sürükleyelim. Şu şekilde. İtem prototip istedi. İtem prototipimiz burada oluşturduğumuz prefab. Onu attım ve başlatıyorum. Evet arkadaşlar başlattım ve gördüğünüz gibi 3, 5,
10. 10 tane arkadaşlar itemimiz prototip klon şeklinde oluştu. Ama görüyorsunuz ki bir sıkıntı var. Bu sıkıntı ne? Arkadaşlar direkt oluşturulan objelerimiz hiyerarşi kısmına eklendi. Tabii ki ben bunun böyle olmasını istemiyorum. Bunların panelimin üstüne eklenmesi lazım. Bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Buna bir parent objesi belirteceğim. O yüzden şöyle diyorum. Public ekleyeceğim objenin konumlarıyla ilgileneceğim için arkadaşlar transform olarak tanımlıyorum. Transform panelim. Şöyle diyelim. Buna da panelimi ekleyeceğim arkadaşlar. Sonra da şöyle diyeceğiz. Burada ürettiğim obje ne? Slot. Slot nokta transform nokta set parent arkadaşlar. Hani velisi kim yani ya da baba objesi ne olacak onu belirteceğim. Bu da tabii ki panelim olacak. Bunu da kapatıyorum. Şu şekilde. Şimdi gidip panelimi transform kısmına ekleyeceğim. Kodumuz okundu. Buraya şu panelim de arkadaşlar benim. Panelimi sürüklüyorum. Sonra başlatıyorum. Bakın arkadaşlar 10 tane item dizildi buraya. 2, 4, 6, 8, 10. Bunları yine dediğim gibi panelin üstünde buradaki ayarlamaları yaparak şimdi soldan 10 demiştik. Mesela arttıralım. Bakın arkadaşlar böyle yerleşke düzenini ayarlayabiliriz. Onu da kapattıktan sonra şunu tekrar 50 diyelim. Tekrar başlatalım. Evet arkadaşlar şöyle bir görsel oldu. Bakın arkadaşlar bu şekilde itemlerimiz dizilmiş oldu. Buradaki hata arkadaşlar şeyle alakası yok. Bizim kodla alakası yok. Bu bizim başka bir kodla alakası var. Bunu hatta silelim. Bir alakası yok onun. Şimdi arkadaşlar buradaki yaptığımız işlem bu oldu. Peki biz başka neler yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi değişik bir yapı ekleyebiliriz. Nasıl yaparız arkadaşlar? Mesela ne yapalım? Bir listeye ekleyelim arkadaşlar. Sonuçta itemlerimiz bir listede olacak. Bu listeye bu oluşturulan itemleri ekleyelim. Onun da nasıl yapılacağını göstermiş olayım. Şimdi buraya arkadaşlar bir tane public list oluşturuyorum. List hangi türde olacak? İçinde neler barındıracak? Game object. Ve bu da item listem diyebilirim. Şöyle. Ha, büyük harfli olmuş. İtem listem. Şöyle dedim. Ondan sonra arkadaşlar bunu bir kere kaydedip bir bakalım nasıl bir şey oldu. Şöyle main kamerama geleyim. Bakın arkadaşlar item listem. Burada size'ı var. Yani boyutu. Şimdi ona göre ayarlayacağız. Şimdi burada dememiz gereken şu arkadaşlar. İtemlerim üretildi. Paneli bu. Bu itemlerimi bir de listeye eklesin. Yani şöyle. İtem listem nokta et. Ne ekleyecek? Oluşturulan objeleri. Yani slotları. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle kaydetsin. Bakın arkadaşlar çalıştıralım. Şuraya bakalım. Bakın arkadaşlar 10 tane element eklendi. Yani bizim böyle yapmamızdaki amaç şu arkadaşlar. Bizim itemlerimizi sonuçta bir yerde tutmamız lazım. Bu bizim işimizi görür. Yani itemlerin bir listede. Sonuçta burada şu an biz oyun başladığı anda, start olduğu anda itemleri eklettik ama düşünün ki aldığında eklenecek. Aldığında eklendiğinde item listeme de gelirse bu bizim için çok iyi olacaktır. Liste üzerinden belirlediğiniz klaslar yardımıyla itemlere ne gibi değişiklikler olduğunu gösterebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Buraya iflerle dediğim gibi yeni objeler ekleyelim ki nasıl bir yapı elde edeceğiz yine görelim. If mesela arkadaşlar input nokta get key down hangi tuş olsun arkadaşlar? Mesela key code nokta Q. Q'ya bastığımızda arkadaşlar item eklensin. Yani şöyle yapalım. Tekrardan tabii ki aynı objeden oluşturmam lazım. Slot eşittir. Buraya instance
Şöyle hatta kopyalayalım arkadaşlar. Hatta hepsi aynısı olacak şöyle. Kaydedelim. Tekrar dönelim arkadaşlar. Şöyle çalıştırıyorum. Q'ya basıyorum arkadaşlar. Bakın eklendi. Q'ya basıyorum. Yine eklendi. Q'ya bastığımda devam edecektir arkadaşlar. Bunu önlemek için tabii ki kolay bir yöntem. Direkt siz burada düşünürsünüz arkadaşlar. Mesela kaç item olacaksa, mesela burada kaç oldu? 4, 8, 12. 12'yi geçtiği anda itemlerin eklenmesini durdurursunuz. Yani buraya bir if belirtirsiniz. Yani istediğimiz item sayısından yer kaldığında eklemek için buraya Q'ya bastığımızda demiştik. Buraya tekrardan bir if belirtiriz. Şöyle if item listem nokta count eşit 12 olduğunda buraya mesela debug.log eklenecek yer kalmadı diyelim arkadaşlar. Else ise hani else sesi de bu olacak arkadaşlar. Çünkü ona göre programlamış olacağız. Şöyle yaptım, kaydettim. Tekrar arayüzüme dönüyorum arkadaşlar. Şöyle geldim, başlattım. İtemlerim eklenmiş. Bir tane daha Q'ya bastım, eklendi. Q'ya bastım, yine eklendi. Bir daha basıyorum. Bakın arkadaşlar, eklenecek yer kalmadı. Tekrar basıyorum. Bakın yine eklenecek yer kalmadı diyor. Güzel oldu arkadaşlar. Yani ekleme işini yaptık. Bir de şöyle şey yapalım arkadaşlar. Mesela buraya bir if daha diyelim. Bu sefer de input nasıl silindiğini de göstereyim arkadaşlar. Input nokta get key down key code nokta mesela z diyelim. Artık siz hangi tuş yapacaksanız arkadaşlar. Bunda da şöyle diyebiliriz. Yine if ile başlayalım arkadaşlar. Bu sefer de item listem nokta count eşit 0 olduğunda debug nokta log silinecek item kalmadı. Else ise burada da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İtem listem nokta remove slot. Yani ürettiğim slotu siliyor. Tabi grid layout olduğu için tabii ki sondan silecektir arkadaşlar. Şu şekilde başladı. Başladığı anda arkadaşlar burada start kısmında 10 item ekletmiştik. Şimdi ise 10 itemin üstüne hatta direkt böyle 10 item ekliyken arkadaşlar direkt silmeye basıyorum Z'ye. Bakalım. Z'ye basıyorum. Şu an etki almadım. Niye öyle oldu? Bakalım arkadaşlar. Şöyle ben durdurayım arkadaşlar. Bakıp hemen gel. Evet arkadaşlar geldim. Aslında sorun yokmuş arkadaşlar. Ama devamında başka bir sorun var tabii ki. Onu göstereceğim. Şu şekilde arkadaşlar başlatayım. Aynı şekildeyken. Şuraya dikkat ederseniz arkadaşlar. Z'ye bastım. Bakın item sayısı azaldı. Ama tekrar Z'ye basınca bir azalma olmuyor. Çünkü şundan dolayı direkt son üretilen slotu siliyor. Bizim bunu son üretilen slotu silmemesi için yani sondan silmemiz lazım. O yüzden başka bir komut var arkadaşlar. Onu kullanacağım. O da şu şekilde item listem nokta remove et. Yani belli bir konumdakini sildireceğiz arkadaşlar. O da şöyle. Benim zaten item listemin boyutu belli. İtem listem count'unun bulunduğu yeri silmesini isteyeceğim. Yani bastığımızda son objeyi silmiş olacak o da tabii ki böylelikle. Şöyle Z'ye basıyorum arkadaşlar. Ne oldu? Şöyle o zaman şuraya başka bir değişken yapalım arkadaşlar. Büyük ihtimal şeyden oldu. İtem listem count'u burada çektiğimiz için belki bir sorun olmuş olabilir. Onu böyle hatta integer slot index diyelim mesela.
slot index. Şuraya da slot index eşittir item listem nokta count. Tamam, bu şekilde olduğunda arkadaşlar bakalım nasıl olacak. Buraya da slot index yazalım. Kaydettim. Tekrar dönelim arkadaşlar. Q'ya basıyorum, ekleniyor. Z'ye bastığımda yine silmiyor. Şöyle bir deneme yapalım. Evet arkadaşlar, yandan gördüğünüz gibi silinme oluyor. Şöyle azalma. Ama bu ekranda onu sağlayamadık. Onu da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Game object tanımlayalım buraya bir tane. Game object silinen. Silinen eşittir. Ne olacak arkadaşlar? İtem listem item listem mi olur? Orası aynen. İtem listemin slot indeksindeki eleman olur arkadaşlar. Slot indeksinin bir eksiği. Şu şekilde yapsak buradan da silinen diyelim. Şöyle ekledim. Tamam, bu şekilde de siliyorum arkadaşlar. Böyle eklenecek yer kalmadı diye siliyorum iyice. Bu sefer de silinecek item kalmadı. Tamam arkadaşlar, istediğimiz gibi oldu. Bazı aksaklıklar yaşadık ama böyle anlık yaşanması da hani sizler de görmüş olursunuz ne gibi hatalar olduğunu. Videodayken böyle ara ara şey oluyor arkadaşlar. Ne yazacağımı unutuyorum. Video şeyinden dolayı. Şimdi genel anlamda yaptığımız bu oldu arkadaşlar. Grid layout üstüne item ekledik. İlk başta da belli bir kadar oluşturduk. Yani ilk açıldığında 10 item istedik. Bunları size göstermek için yaptım hep arkadaşlar. Böyle itemlerimizi tekrardan silebiliyoruz. Ekleyebiliyoruz. O sizin artık oyun anlayışınıza göre ayarlarsınız. Burada da yaptığımız slot index dediğim item listemin boyunu tuttum arkadaşlar. Yani item listem açıldığında slot indeksim kaç olacak? 10 olacak. Çünkü 10 tane item yaptım. Bu 10 olacak. Burada da input aldım. Yani Q tuşuna basınca item listemin boyu 12'den büyükse bunu konsola bastırıyor. Değilse item ekliyor. Aynı şekilde Z'ye basınca item listem 0'dan küçükse silinecek eleman kalmadı konsola basıyor. Değilse o sileceğim itemi bir game object'te tutmamda fayda var arkadaşlar. Çünkü item listemin içinde olduğu için bunun oyun arayüzüyle çok alakası olmuyor. Yani arka plan olarak düşünün. Ben bu arka plandaki nesneyi bir game object üstüne atıyorum. Sonra da item listeminden remove et komutuyla belirlediğim indeksteki elemanı siliyorum. Slot index eksi 1. Buradaki elemanı siliyorum arkadaşlar. Bunu sildikten sonra da destroy'la da buradan siliyorum. Hani çünkü iki çeşit oluyor arkadaşlar. Şimdi buradakiler game object, buradaki itemler arka plan olarak düşünün. Ben buradan remove et'le buradan kaldırıyorum. Destroy'la ise buradan kaldırıyorum. X'e eş zamanlı çalıştığı için bir itemim gitmiş oluyor. Öyle düşünün. Şöyle yani. Buradan basayım. Bakın arkadaşlar, hem buradan gidiyor hem listemden gidiyor. Yani doğru mantıkta işlemiş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar grid layout bahsedeceklerim. Umarım faydalı olur. Herkese kolay gelsin. Sormak istedikleriniz olursa arkadaşlar sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.